Tabi Yunanistan özellikle Fransa gibi ülkelerin kışkırtmasıyla bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde NATO Genel Sekreterinden bir açıklama gelmişti. Her iki ülke arasındaki bu gerginliği azaltmak için diyalog çağrısında bulunmuşlardı. Ve dün aslında o diyalogla ilgili ilk toplantılardan birisi NATO karargahında gerçekleşti. Brüksel'de gerçekleşen o toplantıda hem Türk hem de Yunan Askeri yetkililer buluştu. Toplantının detayları için Ankara'ya uzanalım. Ankara'da A Haber Editörü Hakan Bacaksız bizleri bekliyor. Hakan günaydın, kolay gelsin. E, NATO'nun attığı adımın ardından yapılan ilk toplantıydı. Neler konuşuldu, ne gibi kararlar alındı, e, neydi izlenimler? Senden dinleyelim. Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı biliyorsunuz. Başkan Erdoğan'la NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında yapılan telefon görüşmesinde kararlaştırılmıştı. Aslında toplantı 8 Eylül'de yapılacaktı. Ancak NATO Askeri Komitesi'nin talebi üzerine 10 Eylül tarihine 2 gün sonraya çekilmişti. Doğu Akdeniz'e iki ülke arasındaki ayrıştırma usulleri ele alındı. Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan o askeri komite toplantısında. Türkiye toplantıya askeri yetkililer bir hayli hazırlıklı gittiler ve aynı zamanda ön koşulsuz olarak toplantıya katıldılar. Bu son derece önemli bir not. Toplantı sonrasında ilk açıklamada Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık iki ülke arasında Askeri unsurlar arasındaki muhtemel bir müdahalenin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülüne vurgu yaptı o toplantıda. Ve daha sonra yine iki ülke arasında görüş alışverişinde bulunulduğunun altını çizdiği Milli Savunma Bakanlığı ve bir de ekledi bir sonraki toplantının yapılması için de yine planlama yapıldı, organizasyon yapıldı dedi Milli Savunma Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan sonra diğer açıklama ise karşı taraftan yani Yunanistan tarafından geldi. Ancak o açıklama akıl almaz bir açıklamaydı. Zira Yunanistan dünkü toplantıyı adeta inkar edercesine skandal açıklamaları imza attı. Yunan diplomatik kaynakları teknik toplantılar kapsamında iki ülke arasında görüş alışverişinde bulunulmadığını öne sürdü. Son derece önemli bir not. Bununla da kalmadı Yunan kaynakları. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ankara'dan yapılan o açıklamayı eleştirdiler. Ve şöyle dediler, bu toplantı arasında, bu toplantıda iki ülke arasında görüş alışverişinde bulunulmadı. Aslında bu, Türkiye'nin yaptırımlardan kaçmak için gerçek dışı bir tablo yaratmasının bir sonucu olduğunu iddia etti Yunanistan makamları. Aslında Yunanistan makamlarından gelen bu açıklama bile iki ülkenin Doğu Akdeniz'e yükselen tansiyonun düşülünmesine yönelik nasıl bir çaba içinde olduğunu, nasıl farklı yaklaşımlar içinde olduğunu gösteren son derece önemli bir gelişim olarak karşımıza durmakta Tahir İnan.